Anne. Ne bu? Niyet kutusu gibi bir şey galiba. Önemsiz bir şey. Öyle mi? Bir bakalım o zaman. Ne yaptın bunları? Sen mi yazdın, böyle tek tek katladın? Bakalım Mahir Bey ne yazmış? Açıyorum. Açıyorum. Hocam, burası boş. Sizin amacınız sınavı kaynatmak. Herkes 30 saniye içerisinde yerine yerleşmiş olacak. Kaybettiğiniz her saniye sınav süresinden gidiyor, ona göre. Anne. Siz oradakiler. Hemen boşaltın harfiyi. Sınav yapacağız burada. Ne oluyor burada? O kadar önemsenecek bir şey değil. Bir kura işte, ne olacak? Ha, ben de onu merak ediyorum tam olarak. Ne o? Yılbaşı kurası. Yani birbirimize hediye alırız, sürpriz yaparız diye düşünmüştük ama. Hadi be. Ay. Yani ben şimdi... Evet, biraz sürprizi mahvetmiş oldum. Arkadaşlar çabuk olun. Hoca derse erken giriyormuş. Sonra sorun çıkartıyor biliyorsunuz. Ay, her hafta yeni macera yeminle ya. Derse erken girmek ne ya? Resmen fake atıyor işte. Her zamanki hali. Bu sene de bu dersten geçemezsem arkadaşlar okulumuz yiyecek. Hadi, hadi yürü, yürü Zahir, koş. Bu herifin derdi ne? Hepimizden nefret ediyor. Nefret ediyorsa niye hoca? Hayır, bir de zorunlu ders yani, kaçamıyorsun. Senin keyfin mi yok? Evet, yok. Bugün de böyle işte. Sallanmayın, sallanmayın. Geçin yerinize çabuk, geçin, geçin. Saat kaç olmuş? Hala gezmelere gider gibi derse geliyorsunuz. Öğretemedim sizi, öğretemedim. Hocadan sonra derse gelinir mi? Ama işte... Altın semer de vursan. Biz geç kalmadık. Ne yani, ben mi erken geldim? Sakin olsan biraz. Dövseydin bari. Ayıp ama bu. Kızım biraz sessiz konuş. Adam şimdi duyacak. Susun artık, susun. Evet. Nerede kalmıştık en son? Hatırlayan bir kişi var demek. Bravo size, bravo. Söyle oğlum. Hocam ben sınav sonucumu yeniden değerlendirmesini istiyorum. Yok mu geçen hafta nerede kaldığımızı hatırlayan? Hocam, kağıdımın daha iyi notu alacağını düşünüyorum. Notu kağıt almaz. Siz alırsınız. Benim verdiğim notlar da sadece kağıdınıza değil, karakterinize de. Hocam, gerçekten kağıdım çok iyiydi. En azından 70 alırım diyordum ama 40 vermişsiniz. Tabii, tabii. 70'i siz alırsınız ama 40'ı hoca verir. Hocam benim bursum var ve bu... Evet, geçen hafta nerede kaldığımızı hatırlayan olmadığına göre... Hocam... Arkadaşımız size bir şey söylüyor, niye dinlemiyorsunuz? Ne diyorsun sen? Arkadaşımız size bir sorununu anlatıyor, dinleseniz ne olur? Kızım ne diyorsun sen? Niye böylesiniz diyorum. Niye sürekli üstten üstten konuşuyorsunuz, sürekli kızıyorsunuz, sadece azarlayıp asla dinlemiyorsunuz? Ayıp olmuyor mu? Terbiyesizleşme. Ben mi terbiyesizleşiyorum? Siz sürekli bağırıp çağırın, bizi azarlayın, aşağılayın, biz hakkımızı arayınca terbiyesizleşmiş mi oluyoruz? Çabuk özür dile, çabuk! Özür dilenecek bir şey yapmadım. Nasıl? Ben özür dilenecek bir şey yapmadım. Çık dışarı. Çık dışarı! Memnuniyetle. Cemal. Otur. Sen de yerine otur. Yoksa ömür boyu bu dersten geçemezsin. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ne olacak? İşte ben de onu diyorum. Bilmiyorsunuz. Kim olduğumu sakın söylemeyin. Bozuyoruz.
Mahir. Ne yapıyorsun sen? Yapmam gerekeni. Dersten kalacaksın. Çok da umurumda sanki. Cihan, ne oluyor? Bir şey olduğu yok Mahir. Yaşayıp gidiyorum işte güzel güzel. Sen benden gizli kura falan mı çektin? Hani kurada kibirli birine haddini bildirmek falan mı yazıyordun? Kura mura yok Mahir. Kendine gel o zaman. Bu adam seni mezun ettirmez. Geleceğini karartır. Bu konuda sıra ona gelmez bence. Ya öyle demek istemedim, özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok. Çıkalım mı ya okuldan? Bir şeyler yaparız, bir şeyler yer içeriz. Benim canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Bugün de durma hakkımı kullanayım, olur mu? Günaydın. Günaydın. Bu kadar aradım seni, niye açmadın? Duymamışımdır. Bir şey mi oldu? Şey oldu. Dünkü inkılapçı var ya. Sami Hoca. Sami Hoca seni şikayet etmiş, bölüm başkanının odasında bekliyormuş. Ben şikayet edilecek bir şey yapmadım. Bence de yapmadın evet ama durum bu şu an. Zaten gidip özür dilersen, uzatmazsan konuyu unutur giderler. Niye özür dileyeceğim Mahir? Yani ne düşünüyorsam onu söyleyeceğim ben. Cihan saçmalama, gurur yapmanın sırası değil şimdi. Adam kaç yıllık hoca, sen mi değiştireceksin adam bu saatten sonra? Özür dile gitsin. Mahir, yani bu Saim Hoca ile alakalı bir şey değil, benimle alakalı bir konu. İnsanların yapmamı istediği ya da beklediği şeyi söylemek zorunda değilim. Yani ne düşünüyorsam, ne hissediyorsam onu söyleyeceğim. Cihan bak, bu konu disiplin kuruluna kadar giderse okuldan uzaklaştırırlar seni. Ha, bundan korkmam mı gerekiyor? Hayır ama pişman olacağın şeyler yapma. Ben yaptıklarımdan pişman olmam Mahir. Sadece yapmadıklarımdan olurum. Ne oldu? Hiç. Disipline verdiler. Disipline? Niye? Ne dedin ki? Ne düşünüyorsam onu söyledim işte. Can, neyin var senin? Mutluyken niye sormuyorsunuz bunu? Yüzüm gülüyorken. O zaman hiçbir şeyim yok mu benim? Yok, aslında her şey aynı ama göz görmeyince gönül katlanıyor değil mi? Merak etme. Yeni bir şeyim yok. Biraz üzülmek, biraz öfkelenmek, biraz da korkmak istiyorum. Hatta biraz depresyona gireceğim sakıncası yoksa. Sürekli gülüp sizi mutlu edemeyeceğim için özür dilerim ama alıştığınız Cihan'a şu anda ulaşılamıyor. Bak neye istiyorsan gir ama böyle yalnız girme. Mahir lütfen. Sonra görüşürüz.